Logaritma 2 tabanında 81 bölü. Şimdi arkadaşlar burada 4 tabanı var. Bunu 2 tabanı yapmak istiyorsak buranın karekökünü alıyorsak o zaman içinde karekökünü alacağız. Yani burası 4'ün karekökü 2, 27'nin karekökü de 3 kök 3. Taban değiştirme kuralına göre bu ikiler birbirini götürürse burası logaritma 3 kök 3 tabanında 81 gelir ki 81 zaten 3'ün 4. kuvveti. 3 kök 3 de 3'ün 3 bölü 2. kuvveti. 4'ü başa attık. 3 bölü 2'yi de onun altına payda olarak atarsak 3 tabanında 3 zaten 1. Burası 8 bölü 3 geliyor. 8 bölü 3'ten büyük en küçük tam sayı A olduğu için 8 bölü 3'ten büyük en küçük tam sayımız 3'tür. A 3 geldi. Şimdi aşağıda aynı mantıkla logaritma 3 tabanında 128 bölü. Burada 27 var. Bunu 3 yapmak istiyoruz. Dolayısıyla her iki tarafın küp kökünü alacağız. Yani logaritma 27'nin küp kökü 3, 8'in küp kökü de 2. Burada da tabanlar birbirini götürürse logaritma 2 tabanında 128 gelir ki 128 zaten 2'nin 7. kuvveti olduğu için bu değer de 7'dir. 7'den küçük en büyük tam sayımız da yani 6'dır. Dolayısıyla B de 6. B eksi A'yı soruyor. 6 eksi 3'ten cevabımız 3 çıkar. Bursa şıkkıdır.